3. Zeki Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Trabzon Taka Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Zeki Sancak. Zeki Bey, size çok önemli bir soru sormak istiyorum. Kamuoyunun merak ettiği. Trabzon'da son zamanlarda çok ciddi anlamda filmler çekilmeye başladı. Trabzon nereye gidiyor? Trabzon Hollywood yolunda sessizce ilerliyor mu? Şimdi Karadeniz bölgesi gerçekten doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel bölgesi. Karadeniz. Evet, ancak keşfedilmemiş bir yerdi. Evet. Bana göre son bir yıl içerisinde sanıyorum 10 civarında film çevrildi Trabzon'da. Evet. Bunun birinci nedeni Aytekin Çakmakçı diye bir görüntü yönetmeni Trabzon'la aslında. Evet. Trabzon'a döndü ve film kursları açtı sinema konusunda. Evet. İnsanları aydınlattı. Onun yanında sanıyorum Karadeniz bölgesindeki filmlere devlet teşvik de veriyor çekilen filmlere. Evet. Bir başka neden de bütün filmler genelde İstanbul'da çekiliyor. Dolayısıyla yani şeyler, yönetmenler, yapımcılar farklı mekanlar. Karadenizli yönetmenlerin etkinliği var mı? Var. Mesela Sümela'nın şifresi biri çekildi, ikisi çekildi. Yönetmeni Adem Kılıç, Trabzonlu, Trabzonspor hastası ve bütün filmlerin ilk galasını da Trabzon'da yapıyor. Çok çekimi de orada yaptı ve inanılmaz bir seyirci gişesi yaptı. Evet. Ardından şimdi Laz Dracula diye bir film var. Evet. O onun çekimi yapıldı. O da bugünlerde şey çıkıyor. Evet. Ardından Elveda Kadya, Kadir İnanır'ın filmi. O da Trabzon'da çekildi. Ama evet, evet. O da bugünlerde şeyi var. Bu galası var. Evet. Benim için üzülme diye bir ATV'de yayınlanan bir dizi var. Evet. Masum Kırmızıgül'ün yönettiği. Onun da bazı bölümleri Trabzon'da çekiliyor. Arabi'de, Avrupa'da, Batum'da. Evet. Trabzon'da bazı bölümleri çekiliyor. Yine başka bir yönetmen arkadaşımız var. O da Mum diye bir film çekti. Yine bir seyirci çekti. Maçka'da bir başka film çekiyor. İnanılmaz. Sürekli Trabzon'da film çekiliyor. Karadeniz'de. Evet. Ama Trabzonluk ağırlıkta bu arada. Evet. Bunun bir başka nedeni de bana göre yerel firmaların film çekecek olan insanlara büyük destekte bulunması. İşte. Evet. Yiyecek, içecek, yatacak filmde kullanacak. Sponsor olanlar. Sponsor oluyorlar. Sponsor buluyorlar. Onun nedeni tabii daha sonra bu sponsorların film izlendikten sonra insanlar Karadeniz'i merak ediyor ve geliyor. Evet, evet. Nihat Usta bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin işte Akçabat Köftesi'ni Türkiye'ye tanıtan bir insan. Kendi evini, bütün filmin yemek şeyini karşıladı. Ardından evini film şirketine verdi. Ya o zaman Karadenizliler şey yapıyor, filmcilere destek oluyorlar. Destek dolayısıyla orası bu bağlamda şey yani. Evet. Bir Taka Gazetesi Türkiye'nin nerelerinde, nerelerden kadar ulaşabiliyor? Dünyada Taka Gazetesi'nin yeri neresi? Bir de kısa ve net olarak bize hemen açıklayabilir misiniz? Taka Gazetesi çok başarılı bence yani. 10 yıl önce biz gazeteyi kurduk, 2002 yılında. Kısa zamanda gerçekten çok istediğimizin üstünde bir yere geldik. Evet. Şu anda daha önce 3 yerde baskı yapıyorduk. Trabzon, İstanbul ve Frankfurt'ta, Almanya'da Avrupa baskımız da vardı. Avrupa baskısını kaldırdık. Şu anda Trabzon ve İstanbul'da baskı yapıyoruz. Evet. Trabzon baskı derken pres mi yapıyorsunuz yoksa buralarda basılıyor mu? Yani matbaalar orada. Evet. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Giresun nedeni kapsıyor. Karadeniz bölgesine, Marmara bölgesinde ise Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Kocaeli, Yalova, Bursa, Lüleburgaz, Çorlu'ya gidiyor. İstanbul.
Evet. Dolayısıyla Karadenizlerin yoğun olduğu bütün bölgelerde Taka gazetesi var. Ayrıca takaonline.com internet sitemiz var. Pardon. Taka gazetesinin bir de fan page'i var. Onlara da Karadenizler değil de tüm dünyadaki herkesleri beğenmeye davet ediyoruz. Çünkü orada çok güzel hareketler, çok güzel yazılar oluyor. Ben de takip ediyorum. Bize Taka gazetesinin marka olmasında sadece haberciliğin yanında bir başka neden de var. Evet. Biliyorsunuz bundan işte 8 ay önce Taka gazetesinin Futbol Federasyonu şikayeti üzerine 100 bin liralık bir para cezası verdi. Evet. Yasa gereği. Tabii tüm Türkiye bu şike yasasıyla ilgili şeydi. Buna muhalefet halkı işte teşvik etmek anlamında bir ceza geldi bize. Tabii cezaya itiraz ettik, kalktı ama bu ceza Türkiye'de gündem oldu. Evet. Ulusal basında, işte medyada herkes Taka gazetesini konuştu. Bize 100 milyar ceza verdiler ama belki 500 milyarlık bir reklam İki türlü olduk diyelim. Oldu. Onun da çok faydası olduğunu söylemek istiyorum. Evet Zeki Bey, ilginize ve ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz. Teşekkür umarım daha iyi yerlerde, daha güzel yerlerde görürüz. İlginize çok teşekkür ederim.